Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sunar. Hoş geldiniz. Gönle Düşen'de yeni bir programda yeniden sizlerle beraberiz. Bugün yine çok güzel bir hikaye hazırladım ve bu yüzden çok mutluyum. Bakın, inşallah sizler de mutlusunuzdur. Bugün size Osmanlı devrindeki bir Şeyhülislam'ın hikayesini anlatacağım. Biliyorsunuz Osmanlı'da 1424 yılından 1922'ye kadar 131 Şeyhülislam irşat vazifesinde bulunmuş, hizmette bulunmuş. Bunlardan birçoğunu bilirsiniz. Yani ne yazık ki bazılarını dizilerden takip ettiğimiz için biliyoruz. Orada isimleri geçtiği için. Mesela Ebu Suud Efendi'yi bilirsiniz. Ya da Zembilli Ali Efendi'yi bilirsiniz. Ya da Molla Fenari'yi bilirsiniz ki ben buna Molla Ferrari diyeni de gördüm. Ama ben bugün sizlere İbni Kemal'den bahsedeceğim. Yani Kemal Paşa Zade Hazretlerinden. O hikaye hepinizin malumudur. Hani Yavuz Sultan Selim atın üstünde. Yanında da Şeyhülislam gidiyor ve Şeyhülislam'ın atından sıçrayan bir çamur Yavuz Sultan Selim'in kaftanına geliyor. Yavuz Sultan Selim gibi birinin. Şeyhülislam bir an böyle tereddüt ediyor. Ne diyor Yavuz Sultan Selim? Diyor ki alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim kaftanımıza gelmişse biz onu bir ödül gibi, bir zinet gibi, bir hediye gibi üstümüzde taşımayı şeref biliriz diyor. İşte o Şeyhülislam İbni Kemal Hazretleri yani Kemal Paşa Zade Hazretleri. Şimdi ona dair bir şey anlatayım size. İbni Kemal vaktiyle askeriyedeymiş Osmanlı'da. Aynı zamanda da ilme meraklı, ilim tahsil ediyor. Fakat sonradan o ilim aşkı, o iştiyakı onu öyle bir sarmış sarmalamış ki o askeriyedeki bütün görevlerinden istifa edip kendini ilme vermiş. Ve birkaç sene sonra da zamanın en büyük alimlerinden biri haline gelmiş. Zamanın en büyük alimlerinden biri derken yani Osmanlı'nın ve Osmanlı'nın ötesinde. Osmanlı derken de hani böyle Edirne'den Hakkari'ye diye düşünmeyin. Balkan coğrafyasının en batısından işte Hicaz'a kadar en büyük alim. O kadar iyi yetiştirmiş ki kendini. İşin enteresan tarafı kendini ne kadar iyi yetiştirdiğinin de pek tabii farkındaymış. Biri bir şey soracağı zaman yani döner böyle gülümseyerek dinler ve hemen gerekli cevabı verirmiş. O derecede ilmine güvenirmiş. Eskiden Osmanlı zamanında cuma namazları çıkışında Şeyhülislamlara normal sıradan insanlar yani halk birebir soru sorma fırsatı bulurlarmış. Günlerden bir gün yine bir cuma namazı çıkışı bir derviş gelmiş Şeyhülislam İbni Kemal'in yanına ve demiş ki efendim size bir şey sual edebilir miyim? İbni Kemal ona dönmüş böyle gayet kendinden emin bir şekilde. Tabii ne soracaksın ki demiş. Demiş ki efendim sorum şu, yıllardır bu sorunun altında eziliyorum. Terazinin bir kefesine Cenab-ı Allah'ın ilmini koysak. Terazinin diğer kefesine de bütün yaratılmışların, yaratılacak olanların ilmini koysak. Ben biliyorum yani Allah'ın ilmi ağır basar ama zihnimde oturtamıyorum. Böyle o resmi kafamda oturtamıyorum. Siz bir şekilde bir şey çizseniz, bir şekilde anlatsanız da benim kalbim buna mutmain olsa. İbni Kemal Hazretleri, bu mu soru? Gel demiş. Caminin bahçesine çıkmışlar. Yerden böyle bir sopa almış, bir değnek bulmuş İbni Kemal Hazretleri. Ve kolunun yettiği uzunlukta böyle kocaman bir daire çizmiş yere. Demiş ki bak, Allah'ın ilmine had sınır konulmaz ama diyelim ki sümme haşa, tövbe estağfurullah, şu gördüğün koca daire Allah'ın ilmi olsun. Buraya kadar tamam mı? Derviş tamam demiş. Bak şimdi demiş, o elindeki koca sopanın ucuyla dairenin ortasına şöyle bir küçücük nokta dokundurmuş çekmiş. Orada minnacık bir nokta olmuş. Demiş bak şu noktayı gördün mü? Demiş ki evet gördüm. İşte bu noktada bütün yaratılmışların olsa olsa ilmi bu kadar olur. Allah'ın ilmine nazaran. Şimdi anladın mı deyince derviş böyle yap. Hah! Allah sizden razı olsun ya. Hakikaten anladım demiş ya. Yıllardır bunu zihnime oturtamıyordum. Allah sizden ebeden razı olsun. Çok teşekkür ederim deyince İbni Kemal rica ederim demiş. Tam dönüp gideceği demde derviş şey demiş. Çok affedersiniz son bir soru daha sorabilir miyim? İbni Kemal dönmüş yine çok kendinden emin bir şekilde. Tabii buyur ne soracaksın ki demiş. Demiş soru şu. Sizin İbni Kemal olarak kişisel ilminiz şu ortadaki o minik noktanın içinde tam olarak nerede? Bu soruya muhatap olunca İbni Kemal konuştuğu kişinin herhangi bir kişi olmadığını fark edip hemen üzerine çeki düzen vermiş, adap tutmuş ve kiminle müşerref oluyorum efendim demiş. O derviş bize Bayrami dervişi bilmem ne derler demiş ve yürümüş gitmiş. Ama o ders ölene kadar İbni Kemal'in hatırından çıkmamış. Ne demiş eskiler? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmek. Sen kendin bilmez isen ya nice okumaktır. Allah'a emanet olun. Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sundu.